أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم Kardeşlerim, daha önce sabır bahsinde kalmıştık. Bir başka hadis-i şerifimizle konumuza devam ediyoruz inşallah. Ve an Süheyb'in radıyallahu anh, Süheyb radıyallahu anh'tan daha önce bahsetmiş olduğumuz ravimiz 30 hadis rivayet etmişti malumunuz, zikretmiştik. Ve Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra 3 gün halifelik yapmıştı. Cenab-ı Hakk'ın kendisini وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ayeti kerimesiyle tebşir etmiş olduğu büyük sahabi. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ Allah Resulü buyurdular ki, كَانَ مَلِكٌ ف۪ي مَنْ قَبْلَكُمْ sizden önce bir hükümdar vardı. وَكَانَ لَهُ سَاهِرٌ onun bir sihirbazı vardı. فَلَمَّا كَبِرَا قَالَ لِلْمَلِكِ İhtiyarlayınca hükümdara bir haber gönderdi. اِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَبَعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمُهُ السِّحْرِ Ben artık iyice yaşlandım, bu işi yapamıyorum. Benim yerime geçecek olan bir çocuk gönder de ona sihri öğreteyim, kabiliyetli bir çocuk olsun. Benim yerime bu işi o devam ettirsin. فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ Bunun üzerine hükümdar bir çocuk seçer ve ona gönderir. O da bütün maharetini ona aktarmaya başlar. وَكَانَ ف۪ي تَر۪يقِهِ اِذَا سَلَكَ رَاحِبٌ فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَاَعْجَبَهُ Yolun üzerinde de bir rahip var idi. Her ne zaman o sihirbaza gidecek olsa onun kelamını işitir, dinler ve o rahibin kelamı onun hoşuna giderdi. Başka bir hadis-i şerifte daha uzun uzadıya anlatılıyor bu kıssa. Orada işte bahsediyor. Çocuk işte rahibin yanına gidip gelmeler esnasında bir gün işte rahip dikkatini çekiyor. Onun yanına misafir oluyor, onu dinliyor ve kelamı çok hoşuna gidiyor. Burada aklımıza şöyle bir şey gelir kardeşim. Yani bir davetçi nasıl olması lazım? Burada da ifade edildiği gibi bir mıknatıs gibi olması lazım. Şimdi bakın, o yoldan gelen geçen genci nasıl kendisini çekiyor ve Allah'ın izniyle nasıl onu değiştirecek? Onun için hepiniz bulunduğunuz yerde işte bir mıknatıs gibi etrafınızdaki insanları çekmeniz lazım. Esnaf olan kardeşim etrafındaki esnafları çekmesi lazım. Tacir olan kardeşim etrafındaki tüccarları çekmesi lazım. Ev hanımı olan kardeşlerimiz etrafındaki ev hanımlarını bir mıknatıs gibi çekip değiştirmesi lazım. Allah'ın boyasıyla boyaması lazım. Tıpkı bu rahip gibi. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden binlerce yıl önce yaşanmış bir hadiseyi neden bize aktarsın? وَكَانَ اِذَا اَتَ السَّاحِرَا مَرَّ بِالرَّاهِبِ Ne zaman o sahire gidecek olursa مَرَّ بِالرَّاهِبِ rahibe uğruyor وَقَعَدَ اِلَيْهِ ve yanında otura kalıyor فَاِذَا اَتَ السَّاحِرَا دَرَبَهُ فَشَكَى ذَٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ Sonra onun yanına uzun müddet kalınca ondan sonra sahirin yanına gidince o büyücü nerede kaldın diye ona eziyet etmeye başladı, ona vurmaya başladı. Fekale bunun üzerine اِذَا خَش۪يتَ السَّاحِرَا فَقُلْ حَبَسَتْنِي اَهْل۪ي وَاِذَا خَش۪يتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَن۪ي السَّاحِرِ Bunun üzerine durumu o rahibe arz edince o delikanlı ona akıl verdi. Dedi ki sen ehlinin yanına gittiğin zaman neden geç kaldın diye sorarlarsa de ki beni sahir alıkoydu. Sahirin yanına gittiğin zaman neden geç kaldın diye eğer sana soracak olursa o zaman ehlim beni alıkoydu şeklinde
ona cevap ver diye bir yol gösterdi ona. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ Bu şekilde sahirle o delikanlının işi devam ederken bu minval üzere اِذْ اَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ O bölgenin, o yörenin halkına bir canavar musallat oldu. Dolayısıyla ondan çekiniyorlar, işlerine güçlerine gidemez oldular. Burada çok detay yok ama başka rivayetlerde detay da var. فَقَالَ Bunun üzerine genç dedi ki, اَلْيَوْمَ اَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْطَلُ اَمِرْ رَاهِبْ اَفْطَلُ Bugün sahirin mi yoksa rahibin mi daha Allah katında faziletli olduğunu anlama günüdür dedi. Bugün anlayacağım Allah'ın izniyle dedi. فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالْ Yerden bir taş aldı ve dedi ki, اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسِ O taşı kaldırıp fırlattı o canavarın üzerine ve atmadan önce de şu şekilde dua etti. Ya Rabbi, eğer rahip senin katında o sahirden daha değerliyse o zaman bu taşı, bu taşla birlikte o dabbeyi, o canavarı bertaraf et de böylece ben de rahibin senin katında daha kıymetli olduğunu anlayayım ya Rabbi. Burada zikredilmiyor ama diğer rivayette önce büyü yaptı. Dolayısıyla büyüyle o canavara herhangi bir tesir edemedi. Ondan sonra bu şekilde taş attı ve taşı atarken de bu şekilde ifadede bulunduğu bize naklediliyor. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَ النَّاسِ Atmış olduğu taş Allah'ın izniyle o canavara isabet etti ve onu öldürdü. Ve böylece insanlar rahat bir nefes aldı, işlerine güçlerine rahatça gidip gelmeye başladılar. فَاَتَ الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ Rahibin yanına gelince durumu haber verdi. Tabii kardeşlerim burada yine anlatılmıyor ama insanların çok büyük bir teveccühü oldu ona karşı. Çünkü büyük bir beladan, musibetten kurtulmuş oldu halk. İnsanlar büyük bir teveccüh gösterdiler o gence. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ Rahip durumu kendisine arz edince o delikanlıya dedi ki, اَيْ بُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمْ اَفْضَلُ مِنِّي Artık bugün itibarıyla sen benden daha faziletlisin. İnsanlar seni daha çok tanıyorlar. Ve bu قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرَى O gördüğüm makama, mevkiye sen ulaştın Allah'ın izniyle. Yani senden böyle olağanüstü kerametler sudur etmeye başladı. وَاِنَّكَ سَتُوبُتَلَا فَاِنِ بُتُول۪يْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ Tahmin ederim ki sen büyük bir imtihana tabi tutulacaksın. İmtihana tabi tutulduğun zaman benim yerimi haber verme. O zamanlar demek ki yani Hristiyanlığın böyle zor yaşandığı dönemler, Hristiyanlık için zor zamanlar, rahiplerin dağlara çekildiği zamanlar, o Sümele Manastırı'nı mesela gözünüzün önüne getirin. Şimdi oraya yol vurulmuş olmasına rağmen giden kardeşlerimiz bilirler. O yoldan giderken bile eğer kafanızı özellikle orayı bilip de kaldırmasanız, yani özel aramasanız göremezsiniz yani. Bir de oralardan yol geçmediği zamanları düşünecek olursanız kardeşlerim, demek ki böyle insanların tamamen gözlerinden ırak yerlerde gizli gizli ibadet ediyorlardı. O manastırları öyle yerlere yapıyorlardı. Dolayısıyla öyle bir yer demek ki rahip de gizleniyor. Çünkü o zamanın Müslümanları olan rahipler ne yapılıyor işte takibata uğruyorlar ve netice itibarıyla asılıyorlar, kesiliyorlar, türlü işkencelere maruz kalıyorlar. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِعُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَيُدَاوِ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ O delikanlı Allah'ın izniyle öyle bir iman etti ki, öyle tekamül etti ki, Allah yolunda öyle ilerledi, öyle derecelere nail oldu ki, artık anadan doğma körleri bile tıpkı İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi Allah'ın izniyle mesedip gözlerini açıyor. Ve alaca hastalıklarını tedavi edebiliyor. Alaca hastası şöyle düşünün kardeşlerim, bugünün kanseri gibi diyelim. Yani o zamanın tıbbının çare bulamadığı bir hastalık
Belki bugünün tıbbında çare bulamadığı bir hastalık Allahu alem. Ve diğer hastalıkları da tedavi ediyor. Bunu Fesem ya celisun lil melik, melikin bir yakın dostu yani sohbet arkadaşı bunu işitince kâne gada amiye, o da ama olmuş idi, gözlerinden rahatsız idi. Fe'etâhu bi hedâya kethîratin, bol hediyelerle birlikte onun yanına geldi. Fekâle, ve ona dedi ki, mâ hâhuna leke ecma'u in ente şefeyteni. Yani eğer bana şifa verecek olursan şu gördüğün her şey, ecma'u, hepsi senin olacak. Fekal, bunun üzerine o genç dedi ki, bakın kardeşlerim, burada da bize çok önemli bir şey öğretiyor. İnni la eşfi ahaden innema yeşfillahu ta'ala. Ha, ben şifa veremem. Şifa vermek ancak Allah'a mahsustur. Bu genç bize bu sözüyle neyi öğretmiş oluyor? Ha, hiçbir zaman Allah'ın nimetleriyle birlikte şımarmamamız gerektiğini öğretiyor yani. Diyelim ki sen kitapları yutmuş olsan bile, insanlar sana çok büyük teveccüh gösteriyor olsa bile, hiçbir zaman bunu kendinden bilmeyeceksin. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ. Yani sana ihsan edilen bütün iyiliklerin kaynağı olarak Cenab-ı Hakk'ı göreceksin. Fakat başına bir musibet, bir sıkıntı gelirse onun kaynağı olarak da kendi nefsini göreceksin. Kendi hatalarını göreceksin. Bunun üzerine فَاِنْ اَامَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكُ. Eğer Allah'a iman edersin, benim iman ettiğim Rabb'e iman edersen, ben de sana dua ederim ve Allah Azze ve Celle sana o zaman ümit ederim ki şifa verir. فَاَامَنَ بِاللّٰهِ. Bunun üzerine adam iman etti. فَشَفَاهُ اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle de ona şifasını verdi. فَاَتَ الْمَلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ. Daha önceden olduğu gibi melikin huzuruna geldi ve onun işte karar alma mekanizmasında yer aldığından dolayı yine yerini aldı. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ. Melik bunun üzerine ona dedi ki, مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ. Yani nasıl oldu da iyileştin? Gözlerini sana kim iade etti? قَالَ رَبِّي. Bunun üzerine dedi ki, Rabbim bana gözlerimi iade etti. قَالَ وَلَكَ رَبٌ غَيْرِي. Benden başka senin Rabbin mi var? Diye sordu melik. قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ. Allah. Benim de senin de Rabbin Allah'tır dedi. فَأَخَذَهُ. Bunun üzerine derhal onu o melik tutuklattı. فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. Ona ta ki o delikanlıyı gösterinceye kadar işkence ettirdi tabi. فَجِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ. Bunun üzerine o delikanlının yerini öğrendikleri zaman hemen onu bulup getirttiler. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ. Bunun üzerine hükümdar ona dedi ki o delikanlıya, اَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِعُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَتَفْعَلُ. Bana ulaştı ki sen işte büyük bir sihirbaz oldun. Dolayısıyla artık anadan doğma körleri iyileştirebiliyorsun. Alaca hastalığını iyi edebiliyorsun. Şöyle şöyle hastalıklara şifa veriyormuşsun. Fekal, bunun üzerine o delikanlı dedi ki, İnni la eşfi ahaden innema yeşfillahu ta'ala. Ben şifa verdiğim yok. Şifa veren Allah'tır dedi. Feahadahu. فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ. Bunun üzerine derhal onu tutuklattı ve işin kaynağına gitmeye karar verdi. Yani ona da azap etmeye, ona da işkence etmeye başladı ta ki rahibin yerini kendisine gösterinceye kadar. فَجِيْءَ بِالرَّاهِبِ. Böylece rahibe ulaştı. فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِينِكِ فَأَبَى. Onun üzerine rahibe işkence yaptılar ve rahibe dinden dönmesini teklif ettiler. Rahib ise diretti. فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ ف۪ي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَى شِقَّهُ. Yani bunun üzerine derhal bir testere getirilmesini emretti. O testereyi rahibin başının tam ortasına koydular ve böylece kafasını ikiye böldüler. İki tarafta iki yanına düştü rahibin. Şimdi aklıma şu geldi kardeşlerim. Hani
Ümmü Enmar'ın adamları gelip Müslüman olduğunu işittikleri zaman o köle olan sahabiye işkence yapıyorlardı. Demirci olan sahabiye işkence yapıyorlardı da o da ağlayarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Durumunu arz etmişti. Demişti ki ya Resulallah işte Ümmü Enmar'ın adamları böyle her zaman gelirler. Sana iman ettiğimi duyduklarından dolayı bana türlü türlü işkenceler yaparlar. Gelirler körüğümün üzerinden kızdırılmış demirleri alır, sırtımı bununla birlikte dağlarlar ya Resulallah. Dua etsen de Allah Azze ve Celle bunların azabından, bunların işkencelerinden bizleri kurtulsa, rahat bir nefes alsak ya Resulallah deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek ne demişti? Allah'a yemin olsun ki, benden sonra öyle günler göreceksiniz ki, ta Hadramef'ten Sana'ya kadar kalkıp gideceksiniz, fakat Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacaksınız. وَلَاكِنْ اَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Fakat siz acele ediyorsunuz demişti. Ve devamında da onu teselli babından demişti ki, sizden önce öyle ümmetler vardı ki onlar Rablerine iman ettiklerinden dolayı kafaların üzerine testere konulur, kafaları ikiye bölünür veya kılıçla kafaları ikiye bölünür. Fakat onlar imanlarından asla geri adım atmazlardı. İşte kardeşlerim burada aslında Peygamber Efendimiz o ümmetlerin başına gelen sıkıntılardan bize bir örnek veriyor. Ne demek istiyor yani? Sizin de başınıza böyle sıkıntılar geldiği zaman eğer siz de bu kahramanlar gibi imanınızdan geri dönmezseniz, geri adım atmasanız o zaman böyle büyük kahramanlar olursunuz. Daha sonra gelen insanlara da örnek olursunuz demek istiyor. Nitekim Cenab-ı Hak da ayeti kerimesinde "Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselullezine halem min kablikum." Yani sizden önceki ümmetlerin başına gelen sıkıntılar, belalar, musibetler sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Onların başına öyle sıkıntılar geldi ki وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Yani böyle iman edenlerin başında peygamberleri bir avuça kaldıkları halde Allah'ın yardımı ne zaman diye feryat ettiler. İşte bu hale geldiğiniz zaman ela inne nasrallahi karib. İşte o zaman Allah'ın yardımı yakındır diye Allah Azze ve Celle de herkesin bu şekilde her ümmetin çeşitli sıkıntılarla, belalarla, musibetlerle imtihan edileceğini bize haber veriyor kardeşlerim. Thumme ci'e bi celisil melik. Daha sonra o melikin meclis arkadaşını getirdiler. فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعَ عَنْ دِينِكَ Ona da dediler ki dön dininden. فَاَبَا O da diretti. İmanın tadını alan adamlara bakın. Yani gözlerinizin önünde arkadaşınız testereyle kesiliyor. Artık bu işin şakası yok. Bunu hakkal yakın görüyorsunuz. Aynel yakın görüyorsunuz. İlmel yakın biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen geri adım atmıyor. İman öyle bir lezzetlidir ki işte kesinlikle işin ucunda ölüm olsa bile geri adım attırmaz kardeşim. Bunun üzerine feeba fevudi'a minşaru fi mafrigi ra'sihi feşakkahu bi. Yine aynı şekilde ona da böyle bir ceza verdiler ve kafasını ikiye böldüler. Hatta vaka şikkahu. Onun da kafası ikiye bölünüp iki yana düştü. Thumma ji'a bil gulam. Sonra o genç, o kahraman getirildi. Fakile lehu irci' an dinik feeba ona da aynı şekilde teklifte bulundular. Dininden dön yoksa senin de akıbetin daha önceki iki arkadaşın gibi olacak. Fe defa'ahu ila neferin min ashabihi fekal. O da diretince derhal onu bir grup askere verdi. Burada nefer ifadesi kullanılıyor. Malumunuz kardeşim yani nefer ifadesi Arapçada min thalatin ila ashra. Yani üçten ona kadar olan miner rical, erkeklerden üçte ona kadar olan bir grup kastediliyor. Yani dört de olur, beş de olur, dokuz da olur. Bunun üzerine o askerler o genci alıp gittiler. Fekale izhebu bihi fekile lehu irci'an dinik feeba fedefe'ahu ila neferin min ashabihi arkada askerlerinden
9'a kadar olan işte bir nefere bir gruba onu teslim edince fekale dedi ki izhebu bihi alın bunu götürün ila cebeli keza ve keza şu şu dağa götürün bunu şu şu tepeye götürün fe es'adu bihi el cebel onu ta tepeye tırmandırın fe iza belatum zirvetehu fe in raca an dinihi ve illa fetrahuhu onu ta zirveye kadar götürün. Eğer dinden dönmesini teklif edin, dinden dönerse ne âlâ ama eğer dininden dönmeyecek olursa onu uçurumdan aşağı yuvarlayın. فَذَهَبُوا بِهِ Onu alıp götürdüler. فَسَعِدُوا بِهِ الْجَبَلْ Ve dağa tırmandılar. فَقَالَ Bunun üzerine o genç, o kahraman, zor zamanların kahramanı ellerini kaldırdı. اللّٰهُمَّ اِكْفِن۪يهِمْ Allah'ım onlara karşı benim vekilim sensin diye dua etti. Bima şi'te, yani beni onlardan kurtar ya Rabbi, nasıl kurtarırsan kurtar ya Rabbi, sana malumdur ya Rabbi diye ellerini açıp yalvardı. Fe racefe bihimul cebel, bunun üzerine dağ şöyle bir sarsıldı. Fe sakatu ve ca'e yemşi ilel melik. Ve o etrafında olan askerler yuvarlana yuvarlana düştüler, Allahu alem öldüler. Ve ca'e yemşi ilel melik. Bunun üzerine elini kolunu sallayarak o kahraman melikin karşısına dikildi. Fekale lehul melik, hükümdar ona dedi ki, Mâ fu'ile bi ashabik, seni alıp götüren askerlere ne oldu? Fekale, cevap verdi. Kefânihumullâhu teâlâ, Allah azze ve celle beni o zalimlerin elinden kurtardı. Fedefâhu ilâ neferin min ashabih. Bunun üzerine diğer askerlerinden bir gruba alın bunu götürün dedi. فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَحْمِلُوهُ ف۪ي كُرْكُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرِ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ د۪ينِهِ وَاِلَّا فَقْذِفُوهُ Yani alın bunu kurkur denilen bir gemiye, yani o dönemlerde kullanılan bir geminin adı bu. Yani bir kayık türü diyelim. Bunu ona koyun ve denizin ortasına kadar götürün. Orada imanından dönmesini teklif edin. Dönerse ne âlâ, aksi takdirde denizin ortasına atın bunu dedi. Fezehebû bihi alıp götürdüler. Fekâle ve bunun üzerine o genç yine ellerini kaldırdı. Allahümme kfinihim, ya Rab bunlara karşı benim vekilim sensin. Bima şi'te, dilediğin gibi beni bunların elinden kurtar ya Rabbi dedi. Fen kefe'et bihimus sefine, bunun üzerine böyle o kayık şöyle bir alabora oldu. O etrafındaki askerlerin hepsi denize düştüler, boğuldular. فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي اِلَى الْمَلِكِ Hepsi boğulunca o delikanlı yine elini kolunu sallayarak hükümdarın karşısına dikildi. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ Bunun üzerine o hükümdar tekrar ona dedi ki, مَا فَعَلَ اَصْحَابُكُ Etrafındaki askerlere ne oldu seni götüren askerlere? فَقَالَ Bunun üzerine cevap verdi. كَفَانِيهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle beni o zalimlerin elinden kurtardı. Fekale lil melik. Bunun üzerine o melike hükümdara dedi ki, İnneke leste bi katili hatta tef'ale ma amuruke bih. Yani sen beni öldürmek istiyorsun, anlaşıldı bu. Ama sen beni bu şekilde asla öldüremezsin. Eğer beni öldürmek istiyorsan benim dediklerimi yapman lazım. Kale ma huve. Bunun üzerine o hükümdar dedi ki, ne diyorsun, ne teklif ediyorsun, teklifin nedir? Gale, tecma'un nas fi sa'idin vahidin ve teslubuni ala cid'in thumme huz sehmen min kinaneti thumme da' es sehme fi kebidil kavs. Sen bütün halkı bir meydana topla. Ondan sonra beni bir kütüğe bağla. Sonra da benim sadağımdan, yani okları koymuş olduğum yerden sadak denilir ona. O sadağımdan bir ok al. Sonra onu tam böyle kavsın ortasına, yani yayının ortasına koy. Thumma kul bismillahi rabbil gulam. Atarken de bismillahi rabbil gulam. Yani şu gencin Rabbinin adıyla diyerek at oku. Thumma irmini fe inneke iza fealte zalike fegatelteni. Bunu yaparsan işte ancak beni o zaman öldürürsün. Fecema'an nas fi sa'idin vahidin ve derhal insanları bir meydanda topladı o melik.
وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْءٍ Ve o delikanlıyı da bir kütüğe bağladı. ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ O gencin sadağından bir ok aldı. ثُمَّ وَضَى السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ Sonra o oku tam böyle yayın ortasına koydu. ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ Sonra da bu gulamın, bu gencin Rabbinin adıyla dedi. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَى السَّهْمُ فِي صُدُغِهِ Sonra okunu bıraktı ve tam ok gidip o gencin şakağına saplandı. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدُغِهِ فَمَاتْ Ve genç elini o şakağına dayadı ve o şekilde ruhunu Rabbine teslim etti. فَقَالَ النَّاسِ Bu manzarayı seyreden insanlar dediler ki, آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ Biz de bu gencin Rabbine iman ettik. Bunun üzerine فَاُوْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ Bunun üzerine derhal haber o melike ulaştı ve ona denildi ki, اَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكُ Yani gördün mü şimdi ne yaptın? Korktuğun başına geldi. Dolayısıyla bütün halk o gencin Rabbine iman etti. قَدْ آمَنَ النَّاسِ Bütün insanlar bir olan Allah'a iman ettiler. فَاَمَرَ بِالْاُخْدُودِ Bunun üzerine derhal çukurlar kazılmasını emretti. بِاَفْوَاهِ السِّكَكِ وَخُدَّتْ وَاُلْرِمَ ف۪يهَا اَنِّيرَانُ Ve derhal sokakların başlarında çukurlar kazıldı. Onların içi böyle odunlarla dolduruldu. Ve o odunlar alevlerle tutuşturuldu. وَقَالْ Ve bunun üzerine dedi ki, مَنْ لَمْ يَرْجِعَ عَنْ دِينِهِ Kim dininden dönmeyecek olursa, فَاَقْحِمُوهُ ف۪يهَا O adamı o ateş çukurlarına atın. اَوْ قِيلَ لَهُ Veya denildi ki, اِقْتَحِمْ Onu o ateş çukuruna atın, girmesi için zorlayın. فَفَعَلُوا Ve bunun üzerine onun adamları bunu yaptılar. حَتَّى جَاءَتْ اِمْرَأَتُنْ وَمَعَهَا صَبِيٌّ Ve ta ki içlerinden bir kadın geldi. Onun da yanında yani kucağında henüz süt emmekte olan, burada süt emme tabiri yok ama diğer rivayetlerden anladığımıza göre süt emmekte olan bir yavrusu var. Ve me'aha sabiyyun leha o kadının. Bunun üzerine o çocuğun halini görünce onunla birlikte ateşe gidecek ya. Feteka asat antaka fiha. Yani giderken böyle sanki biraz tereddüt geçirdi, biraz sendeledi, biraz geri durdu. فَقَالَ لَهَا الْغُلَامِ Bunun üzerine ona dedi ki o çocuk, يَا اُمَّهْ اِصْبِر۪ي Ey anacığım sabret, وَاِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ Muhakkak ki sen hak üzeresin dedi. Ve böylece o kadın da çocuğuyla birlikte o çukurların içerisine girerek şehit oldu kardeşlerim. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi böyle kundakta konuşan çok çocuklar var. Allahu alem bu da onlardan bir tanesidir. Şimdi kardeşlerim bu hadis-i şeriften ne anlamak lazım? Günümüze buradan hangi dersleri çıkarmak lazım? Şimdi Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde hani buyuruyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Yani ey davetçi olan kişi, sen ne yapacaksın? Allah'ın yoluna güzel hikayelerle, kıssalarla birlikte davet edeceksin, değil mi? Bunun bir yolu da budur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bunu en güzel bir şekilde bize yapıyor. Ve ne yapıyor? Çok güzel bir kıssa. Hem de daha çok önce yaşamış ümmetlerden bir hikaye anlatarak ne yapıyor? Böylece bizi haberdar etmiş oluyor. O zamanki kahramanlardan da bizi haberdar etmiş oluyor. Dolayısıyla biz kimlerin izini takip etmiş oluyoruz? Bu açıdan ne yapmış oluyor? Bizi adeta yolumuzda motive etmiş oluyor, değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla Müslümanlar için bu bir motivasyondur. Ama bunun karşılığında kafirler için nedir? Bir tehdittir. Yani siz kaybedeceksiniz. Ey Müslümanlar, başınıza türlü felaketler gelse de netice itibariyle siz kazanacaksınız diyor bize yani. Pekala bunun haricinde bu kıssadan çıkarmamız gereken nedir? Gördünüz yani firavunların çeşitli tuzakları olabilir. Hatta akla hayale gelmeyen onlar çeşitli işkence metotları da kullanabilir.
Nitekim bugün işte Doğu Türkistan'da olduğu gibi akla hayale gelmeyen işkenceler uygulanıyor. Veya dünyanın dört bir tarafında işte görüyorsunuz işte Ebu Gureyb hapishanelerinde Müslümanlara yapılanları vesaire. O zaman kardeşim hemen aklına ne gelecek? وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Burada nasıl batıl zail olduysa ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Mutlaka o nurunu tamamlayacak ve hak geldikten sonra batıl zail olacak. Tıpkı güneşin ortaya çıkması gibi, bütün ihtişamıyla dünyayı aydınlatması gibi. Artık o çıktıktan sonra karların hiç büyük mü kalmaz kardeşlerim? Yine burada neyi anlıyoruz? Ayrıca şöyle bir ders de çıkarmamız mümkün. Yani harpte, hani Peygamber Efendimiz el harbu hudatun buyuruyor değil mi? Harp hiledir. Dolayısıyla sizi şimdi birisi yakaladı harp esnasında. Öldürecek. Dolayısıyla soruyor size işte kaç kişi geldiniz buraya? Veya ordu hakkında malumat almak istiyor. Böylece ne yapacak işte? Sizin ordunuzu mağlup edecek. Pekala siz ona doğru mu cevap vereceksiniz? Hayır. İşte burada ne? Yalan konuşmanın, düşmana karşı yalan konuşmanın bu gibi durumlarda caiz olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ifade etmiş oluyor kardeşlerim. Van Enes'in radıyallahu an. Bu da yine Enes radıyallahu an'tan malumunuz bu 2286 hadis-i şerifi rivayet etmişti. Daha önce de bunu zikretmiştik. Onun için bir daha onun hakkında uzun uzadıya bilgi vermiyoruz. Gale buyurdu ki: "Merran Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem alem ra'etin inde kabrin." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir başında ağlayan bir kadının yanına uğradı da fakal ona dedi ki: "İttakillaha vasbiri." Allah'tan kork da sabret dedi. Fakalet bunun üzerine o kadın dedi ki: "İleyke anni fe inneke lem tusab bi musibeti." Yani çek git dedi. Çek git başımdan. Benim başıma gelen sıkıntılar senin başına geldi mi ki böyle diyorsun? Senin başına gelseydi o zaman halini görürdüm diyor. Bunun üzerine velem ta'rifu, Allah Resulü'nü kadın tanıyamadı da böyle dedi. Fakile leha, bunun üzerine o kadına denildi ki innehu en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O cevap verdiğin kişinin kim olduğunu biliyor musun? Denildiği zaman kadın bilmiyorum diye cevap verdi. Muhakkak ki o kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi denilince kadın acısını unutuyor, derhal oradan fırlıyor. فَاَتَتْ بَابَ النَّب۪ي Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına koşuyor. فَلَمْ تَجِدَ عِنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ Kapısında zannediyor ki işte bekçiler var, şu bu falan filan. Dolayısıyla geliyor bakıyor ki kimsecikler yok kapısında. فَقَالَتْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki لَمْ اَعْرِفْكَ Ya Resulallah ben sizi tanıyamadım. Yoksa haşa ağzımdan öyle bir söz çıkar mıydı? Acımdan dolayı öyle söyledim ya Resulallah. Bunun üzerine Allah Resulü o kadına dönüp fekal inneme sabru inde sadmetil ula. Muhakkak ki sabır nedir? İşte belanın vurduğu ilk anda gösterilen şeyin adıdır kardeşlerim. O zaman yani ne demek istiyorum? Muttefakun aleyh. Yani bu hadis-i şerifi hem bize İmam Müslim hem İmam Buhari rivayet ediyor. Fakat Müslim'in rivayetinde ve fi rivayetin li Müslim tebki ala sabiyin leha ve o kadın bir rivayetinde o kadın kaybetmiş olduğu çocuğuna ağlıyordu orada. Şimdi kardeşlerim bundan ne anlamamız lazım bu hadis-i şeriften? Evvela şunu anlamamız lazım değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insan ki nerede yanlış bir şey görse hemen müdahale ediyor. Öyle değil mi? Onun için men ra'a minkum munkaran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضَعْفُ الْا۪يمَانِ Yani ne yapacaksın? Mutlaka müdahale edeceksin. Eğer elinle edemiyorsan, dilinle edeceksin. Dilinle edemiyorsan, en azından kalbinle buğz edeceksin ki bu da imanın en zayıf olan şeklidir kardeşlerim. Pekala şimdi kadın ağlıyor orada. Pekala Peygamber Efendimizin de biz çocuğunu kaybettiği zaman üzüldüğünü, mübarek gözlerinden yaşlar aktığını biliyoruz. Geçen dersimizde zannediyorum onu konuşmuştuk. Pekala o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına neden müdahalede bulunuyor?
Şarihlerimiz diyor ki, demek ki kadın İslam'a uymayan bir şekilde duygularını ortaya koyuyordu. Yani bağırıp çağırarak ağlıyordu. İslam'ın tasvip etmiş olduğu, hoş gördüğü bir ağlama şekli değildi bu. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onu ikaz etti. Yoksa eğer o kadın sessizce ağlamış olsaydı veyahut da ağzından Allah'ın hoşnut olmayacağı sözler dökülmeseydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona müdahale etmeyecekti diyorlar. Ve yine şarihlerimiz diyorlar ki Allah kendilerinden razı olsun. Burada malumu haliniz İslam'da kadınlar kabirlere giderler mi gitmezler mi? Ulemanın çoğuna göre gitmelerinde bir beis yoktur. Ama bazı alimler gitmemeleri gerektiğini söylemektedirler. Dolayısıyla gömüldükten sonrayı konuşuyoruz tabii. Gömülmeden önce gidemez. Neden gidemez? Çünkü görüyorsunuz kardeşlerim, adam ne yapıyor? Geçenlerde zannediyorum basına yansımıştı. Yani o madencilerden bir tanesinin işte kabri kazılıyor. Kadın da oralara kadar gelmiş. Kocasını o şekilde kabre konularak kabrinin açıldığını görünce kendisini kabrin içine atıyor. Ve netice itibariyle beni gömün diye etrafındaki insanlara bağırıyor, yalvarıyor. Böyle bir şey olmaz. Onun için Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun ki bu görevi kime verdi? Erkeklere verdi. Eğer kadınlara vermiş olsaydı Allahu Alem birçoğumuzun cesedi meydanlarda kalır, o şekilde çürürdü. Onun için kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Pekala, işte kadınların kabirlere gidebileceğine cevaz veren alimlerimiz bu hadis-i şerifi de delil olarak gösteriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada kadına neden buralara geldin demiyor. Eğer kabirlere gelmek yasak olsaydı o zaman Allah Resulü o kadına da aynı şeyi söylemesi lazımdı. Bilakis ne yapıyor? O kadının orada İslam'a uygun olmayan ifadeler kullanmasına, İslam'a uygun olmayan tarzda işte duygularını ifade etmesine müdahalede bulunuyor diyor. Yoksa Allah Resulü ona da müdahale ederdi diyorlar. Pekala, şimdi o kadına da bakın ki öyle bir kahraman ki yani aklınıza şöyle bir şey gelmesin haşa, yani nasıl bir kadınmış falan diye içinizde bir kınama ifadesi olmasın, şunu düşünerek olmasın. Yani o kadına bakın ki kendisine bu söylendiği zaman ne büyük bir acısı var. Bir insanın çocuğunu kaybetmenin ne kadar büyük bir acı olduğunu babalara, annelere sormak lazım. İçinizde böyle çocuğunu kaybeden varsa ancak o acıyı o takdir edebilir. Yoksa yani bizim gibi insanların, çocuğunu kendi elleriyle toprağa koymamış insanların bu acıyı takdir etmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla böyle büyük bir acısı olmasına rağmen bunu duyar duymaz, işin hakikatini öğrenir öğrenmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına koşan o kadındaki o imana bakın. Demek ki böyle bir kahraman bir kadın. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme durumu arz edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bakın ki nasıl bir öğretmen, onu işte sen şöyle şöyle yaptın diye azarlamıyor. Ve ne yapıyor? Sadece hakikati ifade etmekle iktifa ediyor kardeşlerim. Ona diyor ki اِنَّمَا الصَّبْرُ اِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَى. Yani bela gelip geçtikten sonra artık, yani çoluk çocuğunu kaybettin, aradan günler geçti, ondan sonra artık şartlar onu gerektiriyor. İstesen de istemesen de sabretmek zorundasın. Onun adı sabır değildir. Sabır nedir kardeşim? اِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَى. Belayı duyduğun anda اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyebilmektir. Eğer bunu diyebiliyorsan işte budur kahramanlık diyerek ona sadece eksiğini söylüyor. Yoksa onu kınamıyor. İşte ben peygamberim, sen bana nasıl böyle konuşursun vesaire demiyor. Yani ne demek, buradan çıkarmamız gereken ders nedir kardeşlerim? Yarın öbür gün talebeleriniz içerisinde de bu şekilde olanlar olacak. Dolayısıyla bazen ağzından gayri ihtiyari olarak size işte çıkmaması gereken bir sözü söyleyenler olacak. Veyahut da diyelim ki mahallenizde komşularınız içerisinden böyle insanlar komşularınız olacak. Veyahut da arkadaşlarınız içerisinde böyle arkadaşlarınız olacak. İstemeden bazen dost dosta istemediği şeyleri söyleyebilir, değil mi? O zaman o dosta düşen nedir? Hemen hatasını anlayıp gidip hatasını tamir etmektir.
İşte tıpkı bu kadının yaptığı gibi. Ve büyük adama düşen de nedir kardeşim? Onu işte küçükten hata yapan küçüğü gelip özür dilediği zaman affetmektir. Resulullah'ın sünneti budur. Dolayısıyla o Allah'ın terbiye ettiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O zaman biz de onun yolundan gitmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bir başka hadis-i şerifte ve an Ebi Hureyre radıyallahu an, malumunuz 5374 hadis-i şerifle en fazla hadis rivayet eden sahabimiz idi. Daha önce bilgi verdiğimizden dolayı öylece geçiştiriyoruz. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü buyurdular ki, Yekulullahu Teala, Allah Azze ve Celle buyurur ki, مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِحْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ Yani ben mümin bir kulumun dünyada iken dostunu, sevdiğini alacak olursam ve o kul da bunun karşılığını sadece ve sadece benden bekleyerek sabrederse o kulumun mükafatı ancak cennettir buyuruyor. Ravahul Buhari, bunu İmam Buhari rahmetullahi aleyh rivayet ediyor bizlere kardeşlerim. Peki hala bunu nasıl anlayacağız? Ha, insanın dostları vardır değil mi kardeşlerim? Ha, bu çok önemli. Çünkü dost, herkesi dost zannetme değil mi? Hani ne diyor Yavuz Sultan Selim? Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu dünyada dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Dolayısıyla herkes dost olmaz. Dost kim olur kardeşim? Bu dünyada bir tane dostu olan olabilir. Ama iki dostu olan çok şanslıdır. Neden? Etrafındaki herkes dost değildir. Sen öyle zannedersin. Ha, dost nedir? Bütün zor günlerinde senin yanında olan adamdır. Zor günlerinde seni ikaz eden adamdır. Dolayısıyla herkesin terk ettiği, etrafında kimselerin kalmadığı zamanlarda seni terk etmeyen adamdır. Onun için böyle bir adamı kaybetmek bir mümine büyük acı verir. Dolayısıyla tabii eşini kaybetmek, o da nedir? Dünya hayatında onun dostudur değil mi? Veya diyelim ki işte bir kadının kocasını kaybetmesi öyledir. Veya diyelim ki ders arkadaşını, özellikle şu aralar kardeşlerim, şu anda yapılmış olan dostluklar çok önemli dostluklardır. Yarın öbür gün asla unutmayacağınız dostluklardır. Aynı sıraları, aynı halakaları paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle aradan yıllar geçse bile o hatıraları unutamazsınız. İşte onlardan birisini kaybettiği zaman bir insan eğer karşılığını Allah'tan bekleyerek o adam sabrediyorsa, isyan etmiyorsa ağlayabilir ve ağzından sözler de dökülebilir. İşte acısını ifade eden sözler vesaire dökülebilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, yani bu ağızdan asla Allah'ın razı olmadığı bir şey çıkmaz. Dolayısıyla bu şekilde üzüntüsünü ifade etmesinde bir beis yoktur. O zaman o adamın işte mükafatı kardeşim cennettir Allah'ın izniyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şerifle inşallah bugünkü dersimizi noktalayalım. وَاَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الطَّاعُونَ Aişe radıyallahu anha annemizden. Malumunuz 2210 hadis rivayet etmişti. Peygamber Efendimizin aile hayatını bize ulaştıran büyük sahabi, büyük hanım sahabi. Ümmühatül Mümininden. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme taundan, taun yani veba hastalığından sordum da فَاَخْبَرَهَا اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize o taunun yani veba hastalığının bir azap olduğunu, bir azabın bir çeşidi olduğunu ve yeb'atuhullahu teala Allah'ın o azabı, o belayı, o felaketi diledikleri üzerine gönderdiğini
ve o orada bulunan müminlere de bunun bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yahu nasıl oluyor? O da insan, o da insan. Bir tanesine bu azap oluyor, bir tanesine rahmet oluyor. E kardeşim şöyle düşün, basit bir örnek. Mesela gidiyorsun bir doktora. İkinizin de aynı dertten şikayeti var. Dolayısıyla hastalığınızı işte anlatıyorsunuz doktora. O size aynı ilacı veriyor. Fakat o ilaç biriniz için şifa oluyor, rahmet oluyor. Diğerinin hastalığını artırıyor. Olmuyor mu kardeşlerim? Oluyor değil mi? Ha, o zaman tıpkı bunun gibi. Yani bünyeye göre değişiyor. Ha, dolayısıyla eğer bir bünye Allah'a ve Resulüne iman etmişse, o gönderilen azap olsa bile onun için ne oluyor? Rahmet oluyor kardeşlerim. Ama tam tersi iman etmemiş bir bünye için azap oluyor. Pekala. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَوْ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ ف۪ي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّه۪يدِ رَوَهُ الْبُخَار۪ي. Yani hiçbir kul yoktur ki taun hastalığına uğrasın da o kul da bulunduğu beldede, hangi beldede o hastalık çıkmışsa orada sabit kalsın, yani karantina uygulasın, dışarıya çıkmasın, beldesini terk etmesin, sabretsin ve ecrinin de mükafatını da Allah'tan beklesin. يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ. Ama nasıl iman edecek? İmanı şu şekilde olacak. Bilecek ki لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ. Allah'ın kendisine takdir ettiği şeyden ötesi olamaz diye bütün samimiyetiyle iman etmiş olacak. İlla kâne lehu mithlu ecri şehid. O adam için işte şehit mükafatı vardır kardeşlerim. Pekala, şimdi veba hastalığı işte önemli ölçüde tarihe karıştı. Diyeceksiniz ki bu hadis-i şerif de mi tarihe karıştı? Hayır kardeşlerim. Burada anlatılmak istenen nedir? Yani amansız hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar kastediliyor değil mi? Şimdi diyelim ki eskiden veba vardı, onun çaresi bulundu, ondan sonra bilmem işte bir başka hastalık çıktı, bel soğukluğu çıktı, yok bilmem tifo çıktı, verem çıktı. Yani tıp bir şeyin çaresini buldukça Allah Azze ve Celle yeni mikroplar işte sahaya sürüyor. Her birinin ayrı bir görevi var. Dolayısıyla böylece ne yapıyor? İnsanoğlu habire gayret ediyor ve ölmesi gerekenler de ölüyor. Dolayısıyla diyeceksin ki hocam ya, yani herkesin ölmesi mi lazım? Evet, ölmesi lazım. Yani eğer dünyada vazifesini tamamlayan insanlar ölmeyecek olsa, o zaman Allah muhafaza şu dünyada hiçbirimize yer kalmaz, hiçbirimiz bir iş de yapamaz. Şöyle düşünün kardeşlerim, mesela yatalak bir babanız, dedeniz var. Ona siz bakıyorsunuz ama babanızın da babası yatalak, onun da babası yatalak, onun da babası yatalak, anası şu bu falan, hepsine kim bakacak? İşe gidemezsiniz. Onun için ölümü de yaratan Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak lazım işte? Secdeler etmek lazım kardeşlerim. Pekala bakın, şimdi tam 1500 sene önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle tıbbi kurallar koymuş ki bugün tıbbın ulaşmış olduğu noktadaki kuralları 1500 sene önce koymuş, öyle değil mi? Mesela bugün tıp ne diyor kardeşim? Eğer bir yerde bulaşıcı hastalık varsa yapılması gereken ilk şey orada tam bir karantina uygulamaktır. Dolayısıyla oraya dışarıdan bir insan girmeyecek. Orada bulunan hiç kimse de dışarıya çıkmayacak. Pekala, bakın mesela geçen yüzyılımız itibariyle düşünecek olursak, bugün medeni diye taklit etmeye çalışmış olduğumuz Avrupa, işte yüzlerce insanını bu bulaşıcı hastalıklardan kaybederken, işte İslam dünyasında elhamdülillah 1500 sene öncesinden bu kurallar konulmuş ve uygulanmış Allah'ın izniyle. Onun için bizi böyle bir dinin salikleri, müntesibi yapan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun kardeşlerim. Pekala, bütün, sadece veba değil, bütün böyle amansız hastalıklardan ölen insana şehit muamelesi var mı? Neden şehit muamelesi yapılıyor bu insana? Çünkü şehit nedir kardeşlerim? Aslında vatanını, milletini, dinini savunurken Allah yolunda işte en sevdiği canını Allah'a feda eden kişinin adıdır şehit, öyle değil mi? Pekala, bu kişi nedir işte? Aslında o şehit nasıl ki etrafındaki insanları
o Müslüman devletin bireylerini, fertlerini korumaya çalışıyorsa, burada şehit muamelesi gören, veba dolayısıyla dışarıya çıkmayan o insanda, sabreden insanda, işte o cihat meydanlarında sabreden şehide benzetiliyor. Neden benzetiliyor? İşte o da diğer kardeşlerine o mikrobu bulaştırmamak için sabrediyor, bulunduğu mekanı, mevziyi terk etmiyor. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimizin lisanıyla o adamı şehide benzetiyor kardeşlerim. Pekala, şehit kadar sevap alır mı? Alır. Ama ne olur, biz ona bu dünyada şehit muamelesi yapmayız. Ne olur, normal bir ölü gibi, ölümüz gibi, vefat eden kardeşimiz gibi yıkarız, kefenleriz. Cenaze namazını kıldırır, defnederiz. Ama Allah Azze ve Celle ahiret hükmüyle ahirette o kardeşimize inşallah şehit muamelesi yapar kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifleri bu şekilde anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihinel fâtihate ma salavat.